Herkese merhaba, ben Melisa, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Şubat ayı alışverişimi gösteriyorum. Aslında Ocak ayında yaptığım bir alışveriş ama Şubat ayında sizlerle paylaşacağım. O yüzden Şubat ayı alışverişim demem çok daha doğru. Daha önceki alışveriş videolarımı izlemediyseniz onları da eklenti olarak bırakıyorum. Videonun sonuna da bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Bu videoda çanta, eşofman, sivitler, pijama takımı, çoraplar, pantolon ve kişisel bakım tarzı bir sürü şey var. Şimdi bunları hep birlikte açacağız. Bazılarını açtım, paketledim tekrar. Ama bazılarını açmadım ve gerçekten merak ediyorum yani. Hadi bunları birlikte açalım, bakalım bu ay neler almışım. Ne çok kargo almışım. Şuraya bakar mısınız? Bir sürü var. Şuraya alıyorum hemen hepsini. Evet, önümü biraz açtım. Öncelikle çantadan bahsetmek istiyorum. Bunu Şule'den almıştım. Şule Beksen, belki biliyorsunuzdur. Instagram'da çok popüler olan bir sayfa ve gerçekten çok kaliteli çantaları var. Daha önceki videomda da bir tane çantasını satın almıştım ve gerçekten çok hoşuma gitmişti. Hatta şu an yanımda, onu da gösterebilirim. Şu çantayı da almıştım. İsterseniz bunun linkini de bırakıyorum. Daha önceki videolarımda zaten paylaşmıştım. Çanta gerçekten çok güzel. Böyle paraşüt kumaş gibi bir kumaşı var ama hafif deri gibi de, tam çözemedim. Ama gerçekten çok kaliteli. Sadece sapları biraz ince gözüküyor. Ama sapları da kaliteli, yani herhangi bir şekilde kopma falan yapmaz. Şu şekilde fermuarlı. İçerisi böyle. Şurada bir tane iç cebi var, küçük. Bu şekilde. Bayağı derin bir çanta. Yani içerisinde ben kitap falan taşıyorum, defter taşıyorum. Çok sağlam. Bunların fiyatlarını şu an hatırlamıyorum. Hepsinin fiyatını zaten etiketlerini yan tarafa ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Ve ben bunu gerçekten çok öneriyorum. Bu renginden çok memnunum. Büyük ihtimalle siyahından ya da kahverengi renginden de alacağım. Gerçekten çok güzel. Evet, bir diğer kargom. Bunu açmıştım dayanamayıp. Hemen poşet atıyorum. Gerçekten giydiğim en kaliteli, en yumuşak sivit diyebilirim. Şöyle göstereyim hemen. Ben tabii ki bedenimi ayarlayamadığım için büyük aldım. L beden aldım. Harika bir insanım. Ama sanırım M beden falan yoktu. Dedim bol olsun, ne olacak? L beden aldım. Harika bir insan olduğum için. Şöyle göstereyim. Kocaman. Ama bol duruyor ve bence bol durması çok hoşuma gitti yani. Önündeki şu detaylar da çok güzel. Şurasında bir yazı var. Biraz parlak bir yazı ama çok da göze batmıyor yani. Güzel bence. İçi çok yumuşak. İçi hafif şöyle pamuklu. Ama gerçekten giydiğim en yumuşak sivit diyebilirim. Çok kaliteli ve çok güzel. Bunu kesinlikle almanızı öneriyorum. Ve rengi de çok güzel bence. Daha önce bu tarz, yani bu renkte bir sivitim yoktu. O yüzden iyi oldu. Evet, bir diğer kargomuz. Koton'dan. Şöyle göstereyim. Bunun paketini yırttım ama kendisini açmadım. Merak ediyorum. Pijama takımı almıştım kendime. Hemen açalım. Umarım güzeldir. Geri göndermek istemiyorum çünkü. Ben de daha ilk defa bakacağım şu an. Yani önü normal aslında. Çok da şey değil kumaşı. Şu şekilde göstereyim. M beden aldım ben. Aslında L alsam da güzel olabilirdi. Çünkü pijamalar bol daha güzel oluyor. Pijama altı da bu şekilde kareli. Kareli bir pijama takımı istiyordum aslında. O yüzden de biraz hoşuma gitti. Aldım. Şu şekilde. Bir şey diyeyim mi? Bu pijama takımının altı gerçekten çok yumuşak. Şöyle yakından göstereyim. Çok kalın bir pijama takımı değil ama sıcak tutacağına inanıyorum. Bakalım, deneyelim nasıl olacak. Evet, bir diğer kargomuz. Bunu da açtım ve daha önceden giydim. Şöyle göstereyim. Ben bu sene böyle kahve tonlarına kafayı takmış bulunmaktayım. Böyle kahve tonlarında, nude tonlarda ne varsa alıyorum galiba. Şu şekilde. Bu yazısı turuncu ama çok da şey değil, kötü durmuyor. Bunda şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben M beden almıştım. Evet, Trendyol Milla'dan aldım. M beden almıştım. Ama yıkandıktan sonra biraz çekti. Kolları hafif kısa geliyor. Şu şekilde kalıyor. Bir beden büyük almanızı öneririm. Çünkü çekme yaptı. Kendi bedeninizi almayın. Kumaşından ötürü de oluyor olabilir, bilmiyorum. Evet, şunları da göstermek istiyorum.
Yeni bir şampuan aldım. Saç rengini, renk koruyucu şampuan Gliss'in. Bunu kullanıyorum. Rengi çok güzel. Bunu gratisten almıştım. Bunu kullanıyorum. Bunu da önerebilirim. Bence güzel bir şampuan. Yani son zamanlarda çok fazla saç dökülmem oluyordu. Bunda öyle bir şey yaşamadım yani. Çok fazla saçım dökülmüyor artık. Bundan kaynaklı olan bir şey mi yoksa normal olarak hani dökülmeyi mi bıraktı? Hiçbir fikrim yok. Çok saçma cümle kurdum. Neyse, bunu da öneriyorum. Evet, iki tane deodorant aldım. Garnier'in Magnezyum Ultra Kuru deodorantı. Bu yeni çıkmış sanırım. Denemek istedim, merak ettim. Kilitli kapağı var. Ve bence güzel kokuyor. 72 saat koruma diyor ama bilemiyorum hani dilde nefes aldırır falan. Arka içeriği de güzele benziyor aslında, bilemedim. Aslında Garnier'in ürünlerini çok fazla sevmiyorum ama denemek için aldım. Bir sıkıntı görmedim şu an. Kokusu da çok güzel bu arada. Sebamed bu BİM'e gelmişti. Normalde biliyorsunuz ki 60-70 lira gibi bir fiyatı var. BİM'de yanlış hatırlamıyorsam 25 liraydı. Merak ettim, denemek için aldım ama kokusu gerçekten çok güzel. Bunu mutlaka almalısınız, öneririm. Normal gratislerde falan ya da marketlerde fiyatı çok pahalı. Ama büyük ihtimalle BİM'e A101'e falan gelmeye devam edecek. İndirimleri kovalayın derim. Gerçekten çok güzel. Keşke bir tane daha alsaydım diyorum hatta. Evet, bir diğer kargomuz. Kargo değil, bunu gittim ben aldım. Gerçekten bir pantolon almak için bu pantolonu bir haftada 3 kere falan denedim. Defacto'ya gittim. Emin olamadım çünkü ne yapayım. 36 beden aldım. 36-38 arasında gittim geldim. 36 beden aldım. Gerçekten çok güzel bir pantolon ama. Wide leg pantolonlar bu ara çok moda. Ben de kafayı bunlara taktım. Kısa boyluyum. Biraz ne kadar yakışıyor hiçbir fikrim yok ama gerçi uzun boylara daha çok yakışıyor bu pantolonlar. Ama hoşuma gitti. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Paçaları şöyle yırtmaçlı. Çok güzel bence. Benim çok hoşuma gitti. Gerçekten çok güzel. Kumaşı falan kaliteli. Çok fazla esneme yapmıyor bu arada. Ona göre alın derim. Kendi bedeninizi alın. Benim bedenim değişiyor. 36-38 arasında gidip geliyorum. Bunda 36 oldu. Bel kısmı biraz boş kaldı gibi oldu. 34 alsam biraz sıkışıp kalırdım içinde ama 36 bence tam iyi oldu. Şu şekilde. Bunun fiyatı 170 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Bunu da kaldırıyorum. Evet, bir diğer kargom. Benim gerçekten merakla beklediğim telefon kabım. Ben açıyorum. Şunun güzelliğine bakın. Evet, ben iPhone 11 kullanıyorum ve şu tarz böyle parantezli emoji işaretine gerçekten aşığım, çok seviyorum. Bunu görünce dedim ki bunu almam lazım. Çok hoşuma gitti. Bu arada sanırım çok fazla koruma özelliği yok. Kamera koruyuculuğu var ama ön ekranı dümdüz olduğu için bu şekilde düşürdüğünüz zaman ekranınız kırılabilir. Bunu göze alarak bu kabı almalısınız derim. Ben de sanırım çok kullanamayacağım çünkü telefonumu çok düşürüyorum. Ekranımdan olmak istemem. Ama gerçekten çok güzel ve uygun fiyatlıydı. Bunu da linke bırakıyorum. Evet, bir diğer alışverişimiz Fenty'den. Böyle yırtmak istiyorum. Açamadım. Merak ettim. Bunu geçiyorum. Bir sürü çorap aldım çünkü kargo fiyatını çıkarmam gerekiyordu. Dedim kargo parası ödeyeceğime onun yerine çorap alırım, çok daha mantıklı. Bu aralar çoraplara kafayı takmış bulunmaktayım. Çorapların modelleri hiç hoşuma gitmedi ama kargo parasını çıkarabileceğim şekilde 5 tane çorap almak istedim. Bence mantıklı bir hareket yaptım. Neyse, şu şekilde benekli bir çorap. Şöyle kahverengi. Bunun etiket fiyatı 18 lira olarak gözüküyor. Ama ben daha uygun fiyatlı almıştım. Şu şekilde 2 tane çorap var. Ve sanırım evet. İkisinde de farklı yazıyor. Bunun etiket fiyatı 20 lira olarak gözüküyor. Mağazada öyle büyük ihtimalle. Ben daha uygun fiyatlı aldım. Şöyle simli bir çorap var. Simliymiş gerçekten. Çok çirkin. Neyse, çok rahatsız edici bir çorap. Bunu giymeyeceğim büyük ihtimalle. Neyse, yapacak bir şey yok. Aldım artık. Bu da 13 lira. Bunu da daha uygun fiyatlı. Yanlış hatırlamıyorsam 4 ya da 5 liraya almıştım. O şekilde yani. Bu arada Uşak'ta gerçekten ayakkabının içine 3 kat çorap falan giyiyorum. Makineyi çalıştırdığım zaman böyle bir yön çorap çıkıyor. Hepsi kirleniyor. Bir ara çorabım falan kalmamıştı.
iyi oldu aslında, işime geldi yani, almam da gerekiyordu. Şöyle pijama takım aldım ve gerçekten en merak ettiğim şeyler bunlar diyebilirim. Olacak mı bilmiyorum. Size bir şey diyeyim mi? Dokusu yumuşacık. Gerçekten kafayı yemek üzereyim. Bu arada bunları ben ayrı ayrı takım yaptım. Bunun kendi renginde pijama altı vardı. Ben lacivert olanı, yani tam zıt rengini almak istedim. Size bir şey diyeyim mi? Çok yumuşak. Şöyle yakından bakın, aşırı yumuşak ve esniyor. Ben bunu sanırım giyeceğim yani. Olmazsa bile giyeceğim büyük ihtimalle. Ben MB'den aldım çünkü büyük olsun. Pijamalarda rahatlık daha önemli. Bunun etiket fiyatı 150 lira. Ama ben bunu daha uygun fiyata almıştım. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir şeye benziyor. Bunu denemek istiyorum hemen. Bunun pijama altına bakarsak hemen. Açamadım. Bu arada umarım olur ya. Olmazsa bunların hepsini kargoya götürmek gerçekten çok yorucu bir işlem. Pijama altı da çok güzel. Ama bunda şey sezdim biraz. Hani birkaç yıkamadan sonra delinecek, yırtılacak gibi falan hissettim. Beli gayet güzel. Esneme payı var. Şu şekilde. Yani bayağı esniyor. Bunun olmaması imkansız şu an bana yani. Bunu da MB'den aldım. Ya. Evet, bunu da MB'den aldım. Etiket fiyatı 160 lira. Ama ben daha uygun fiyatla aldım. Şöyle göstereyim. Bence gayet güzel. Gerçekten çok güzel. Yumuşacık, kafayı yiyeceğim. Bunu üstünden çıkarmak istemiyorum şu anda. Şimdi bir diğer ürünümüze geçersek. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Şöyle göstereyim. Kafayı yiyeceğim. Şunun güzelliğine bakın. Bunu Koton'dan aldım. MB'den aldım. Evet, MB'den aldım. Şöyle göstereyim. Burası büzgülü şu şekilde. Ve bilek uçları da bu şekilde. Belini böyle yapmışlar. Aslında belini de bu şekilde yapsalardı çok daha güzel olabilirdi. Ama olsun, ya düz bir şekilde giyersiniz ya da katlayıp içe kıvırırsınız. Hani crop tarzı bir şeye de çevirebilirsiniz yani. Gerçekten çok güzel ve çok yumuşak. Aşırı yumuşak, çok hoşuma gitti. Böyle yakından da göstermek istiyorum. Bunu da yanlış hatırlamıyorsam 130-140 liraya falan almıştım. Buraya eklerim zaten. Evet, bunu da kaldırıyorum. Evet, bir diğer kargomuz Adax'tan. Her videoda bu eşofmanın farklı bir rengini alıyorum. Gerçekten. Önceki videolarımı izliyorsanız böyle hafif kahverengi tonunda bir renk almıştım. Bir öncekinde lacivert almıştım. Şimdi de füme rengini aldım. Siyah gibi görüyordum ama füme rengi geldi. Yani fümeymiş aslında. Şu şekilde göstereyim. Beli gerçekten çok rahat. Şu büzgüleri içten oluyor. Yani dışta değil. İsterseniz dışarıda çıkarabilirsiniz. Şu şekilde ben S bedenini almıştım. Diğer bedenlerinde X small falan almıştım. Ama S beden tercih ettim. Şurasında bir yazısı var. Yine paça kısmı bu şekilde. Büzgülü. Yani bilmiyorum, bu çok rahat geldi bana. Önceki aldıklarım 120 liraydı. Bir tanesini 110 liraya almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu indirime girmiş ve 80 liraya düşmüş. Bunun krem rengi de var. Bir sonraki video için onu da almayı düşünüyorum şu anda. Neyse, krem rengi de 80 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Onun da linkini ekleyeceğim. Mutlaka bakın ve almalısınız diye düşünüyorum. Gerçekten çok güzel. Hani şu zamana kadar giydiğim en rahat eşofman modellerinden biri diyebilirim. Adax'tan aldığım en rahat eşofman modeli bu diyebilirim. Evet, bunu da kaldırıyorum hemen. Evet, bir diğer kargomuz. Bunu da açmadım ve merak ediyorum. Çorap almıştım defaktodan. Çünkü neden olmasın? Aşırı hoşuma gitti. Evet, bu aralar çorap takıntım var, söylemiştim. Sanırım yırtacağım. Evet. Çok güzel, kafayı yiyeceğim şimdi. Sünger Bob'lu çoraplar aldım kendime. Bakar mısınız? Ya biraz cırtlak renkliymiş, şu an fark ettim onu ama. Ya buna üzüldüm biraz. Ama olsun. Çok güzel ama şey, evet, yumuşak bu arada ya. İlk başta bir kaldım ama yumuşak, gerçekten çok güzel. Patrick. Şu şekilde. Bence çok güzel. Ben bayıldım buna. Yumuşacık ve aşırı hoşuma gitti. Evet. Severek giyeceğim. Ağlayacağım şimdi. Bir diğer çoraplar. Bunları şey,
botun üstüne çıkarırım diye düşündüm. Şu şekilde. Bayağı uygun fiyatlıydı üçlü çorap için. Biliyorsunuz artık çoraplar da çok pahalı olmaya başladı. Şu şekilde yazılı çoraplardan aldım. Pembe rengi biraz cırtlak, hiç hoşuma gitmedi aslında ama yapacak bir şey yok. Şu şekilde. Gri hoşuma gitti, beyaz hoşuma gitti. Evde de giyerim, dışarı çıkarken de giyerim yani. Çorap sonuçta her şekilde giyilir. Niye böyle bir açıklama yaptım hiçbir fikrim yok. Bu arada de facto da şu an çoraplar o kadar uygun fiyatlı ki. Aynıları mağazada biraz pahalı ama Trendyol'da aşırı indirim yapmışlar. Mutlaka hemen çoraplardan bakmanızı öneriyorum. Evet, bir diğer kargomuz. Yırtıyorum hemen. Kargo açmalara doyamadım. Bakalım. Yine bu şişli kargo. Bir şey değil mi? Çok yumuşak. Gerçekten çok yumuşak. Şöyle. Önünde böyle bir yazısı var. Bunu Koton'dan aldım. MB'den, evet. MB'den aldım. Etiket fiyatı 130 lira. Ben kaç paraya aldım inanın hatırlamıyorum. Onu zaten yan tarafa eklerim. Şu şekilde. İçi de çok yumuşak. Şey, az önce videonun girişinde gösterdiğim bir sivit vardı ya, onunla aynı yumuşaklıkta. Gerçekten çok güzel. Aşırı hoşuma gitti. Bakalım deneyelim nasıl olacak. Zaten burada görüyor olacaksınız. Gerçekten çok güzel. Bunu da kaldırıyorum hemen. Sanırım son kargomuz. Başka kalmadı. Bu. Şunu açalım. Son zamanlarda tulum istiyordum. Kot tulum istiyordum. Bakalım nasıl olacak çok merak ettim. Hani güzel bir model bulamadım. Bunun 38'ini aldım. Çok bol geldi. Kargoya verdim. İadeye verdim. Gönderdim. 36'sını söyledim şu an. O geldi. Evet. Trendyol Milan'ın bu arada. Şöyle göstereyim hemen. Milla artık son zamanlarda gerçekten kaliteli ürünler üretmeye başladı. Aşırı hoşuma gidiyor. Şu şekilde. Şöyle göstereyim. Biraz böyle mom jean tarzında yapmışlar alt tarafını. Aşırı güzel. Paçaları kıvırarak kullanabilirsiniz. Bu sanırım benim boyuma biraz büyük gelecek. Ben bunu kestirmek zorunda kalacağım. 1.65 olduğum için internetten pantolon siparişi verdiğim zaman zorlanıyorum gerçekten. Yapacak bir şey yok. Bu arada arkasına şöyle bir not düşmüşler. Durdurup okuyabilirsiniz. Böyle bir not düşmüşler. Umarım severek giyerim. Ama hoşuma gitti gerçekten. Evet arkadaşlar, kargoları bitirmişim. Benim bu ayki alışverişim böyleydi. Diğer aylarda tekrar görüşmek üzere. Almamı denememi istediğiniz, önerdiğiniz ürünler varsa yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Ben de onları alır denerim. Burada size gösteririm. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma hala abone değilseniz şuradan abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Size bay bay diyorum. Çok saçma bir kapanış oldu. Neyse, görüşürüz.